Irak, Suriye, Yemen, Lübnan, şiddet sarmalındaki Orta Doğu'da nüfuz mücadelesinin Şii cephesindeki İran ciddi tepki görüyor. Örneğin Irak, Amerika Birleşik Devletleri işgali öncesinde olduğu gibi sonrasında da Bağdat siyasetinde etkili. Irak'ta başbakanların Şii olması Tahran'ın işini kolaylaştırıyor. Tahran ayrıca Irak Kürt bölgesel yönetiminde de Barzani'ye muhalif birçok siyasi partinin arkasında. Bunun yanında DEAŞ'la mücadele bahanesiyle Irak'ta önemli bir silahlı güç de edindi. O güç Şii milislerden oluşan Haçlı Şabi. Suriye'ye gelince Esed'in sarayındaki danışmanların önemli kısmının İran'da olduğu yönünde güçlü iddialar uzun zamandır var. Sahada da İranlı komutanlar ve Şii milis güçleriyle bulunuyorlar. Zaman zaman Suriye'den İran'a giden devrim muhafızı cenazeleri de bunun en somut kanıtlarından biri. İran, Suriye sahasında Lübnan Hizbullah'ıyla da varlık gösteriyor. Hizbullah, Lübnan siyasetinde de Tahran için önemli bir nüfuz aracı. Yemen'e gelince İran, Arap Yarımadası'nın bu fakir ülkesinde de çok etkili. Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi ile onu destekleyen Sünni ve Batı bloğuna karşı. Eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in arkasında burada sahaya sürdüğü güçlerse Şii Husi milisleri. Şii milisler Yemen'in başkenti Sana dahil ülkenin önemli kısmını ellerinde tutuyor. Orta Doğu'daki çatışma ortamları ve İran deyince ilk akla gelen isimse Kasım Süleymani. İran devrim muhafızlarının ülke dışındaki operasyonlarından sorumlu olan Kudüs gücünün komutanı. Hem Irak'ta hem de Suriye'de görüntülendi. Yemen'e gittiği de iddia edildi. İran'ın bu politikası bölgede çözüm arayan birçok ülkeyi rahatsız ediyor. Türkiye de bunlardan biri. Ama biliniz ki birileri de hem Suriye'nin hem Irak'ın bölünmesini istiyor. Çünkü orada da bir Pars milliyetçiliği olayı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı Bahreyn ziyareti sırasında yaptı. İran'a ikinci tepki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu Münih Güvenlik Konferansı'nda İran'ı mezhepçilikle eleştirdi. İran is trying to make Syria and Iraq a Shia, two Shia states, which is also very dangerous and we need to encourage Iran to stop this kind of ambitious Tahran'ın tepkisi gecikmedi. Türkiye'nin İran'daki büyükelçisi bakanlığa çağrıldı, tepki iletildi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Behram Kasimi de Türkiye'ye karşı sabırlı davranıyoruz ama sabrımızın sınırı var dedi. Bu sözlere Ankara'nın yanıtı sertti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Osman Müftüoğlu yazılı açıklama yaptı. Ülkesine mülteci olarak sığınan insanları dahi savaş alanına sürmekten çekinmeyen bir ülkenin bölgedeki gerginliğin ve istikrarsızlığın sorumlusu olarak başkalarını itham etmesini kabul etmekte anlamak da mümkün değildir ifadesini kullandı. Tahran'ın bir sonraki adımının ne olacağı ise merak konusu.